Merhaba arkadaşlar. Entes DTR10 astronomik zaman saatini kullanmasını anlatacağım. Bu zaman saati üzerinde C1 ve C2 olarak iki tane kontak bulunmaktadır. C1 ve C2'yi ayrı ayrı programlama yapabiliriz. Ben C1'i sokak lambam için kullanacağım. C2'yi de herhangi bir zaman diliminde lambayı yakıp açıp ve kapatmak için kullanacağım. Öncelikle C1'i sokak lambası aydınlatması için yapacağım işlemleri göstereceğim. Programlamaya girmek için Enter'a uzun süre basıyoruz. Programa giriş yaptık. Ben sokak aydınlatması yapacağım için siz hangi şehirde yaşıyorsanız o şehrin bölgesi ayarlarını seçmeniz çok uygun olur. Bölgesel ayarlar, Enter, dil Türkçe, konum bilgisi Tekirdağ. Buraya gelerek siz nerede oturuyorsanız oranın seçimi yaparsanız çok güzel. Ben şu an Tekirdağ'da oturuyorum. Tekirdağ'ı seçiyorum. Geri çıkıyorum. Geri çıkış yaptığım için yaptığım değişikliği kaydetmek ister misin diye bir uyarı mesajı gelecek. Bunu her defasında eğer bir değişiklik yaptıysanız mutlaka evet diyiniz. Sonra tekrar Enter'a uzun basarak programa giriş yaptım. Şu an içerisinde P1 dolu diyor. Bunu ben sileceğim. P2'ye bakalım. P2 de dolu diyor. Onu da sileceğim. Şu anda hiçbir programım kayıtlı değil. Çıkış yapıyorum. Değişiklik yaptığım için uyarı mesajı verecek kaydetti. Kaydet diye verdim. Şu anda ana ekrandayım. Hiçbir programım yok. F işaretine basarak C2'nin kaç kez devreye girip çıktığını gösteriyor. C2'nin süre bilgisini gösteriyor. C2 kontak yani. C1'in kaç kere girdiğini gösteriyor. C1'in ne kadar sürede kaldığını gösteriyor. Şu anda Tekirdağ'ın gün batımı 19.09'muş. Gün doğumu 6.55'miş. Ekranda ana ekranda gezinti yapıyorum şu anda. Herhangi bir programda kaydetmediğim için burada yaptığım programları göstermiyor. Çünkü şu anda herhangi bir program kaydetmediğim için eğer bir program kaydetmiş olsaydım burada yaptığım programları da bu ekrandan görebilecektim. Şu anda Enter'a uzun basarak program sekmesine giriyorum. Program P1 boş. Enter. Ben C1 kontağımı sokak lambası olarak ayar yapacağım. P01 out. Çıkışım hangi seçenek, hangi çıkışı kullanacaksın diye soruyor bana. C1'i kullanacaksam C1, C2'yi kullanacaksam C2. Ben C1'i kullanmak istiyorum. P01 çekme zamanı. Zaman mı olsun diyor. Gün bitimi mi olsun diyor. Gün doğumunda mı olsun diyor. Ben buraya zaman da yapabilirim. Zamanımı sokak lambam devreye girdi yapabilirim. Ama ben zaman olarak kullanmak istemiyorum. Bunu otomatik olarak yapmasını istiyorum. Çünkü kışa girdiği zaman gün bitimi değişiyor. Yaza girdiği zaman gün bitimi ve gün doğumu değişiyor. O yüzden ben zaman olarak istemiyorum. Gün bitiminde hava karardığı zaman lambamın yanmasını istiyorum. Enter. Burada şöyle bir menü daha çıkıyor. Artı 000 işaretler ya da eksi 00 işaretler. Eğer ben buraya artı ile şurası dakika bölümü, burası saat bölümü. Buraya 10 yazarsam gün bitiminden 10 dakika sonra lambamın devreye girmesini istiyorum. Bazen hani gün bitimi olduktan sonra daha hala lambayı yakmak istemezsin. Çünkü tam hava tam kararmamıştır. Ben gün bitiminden 10 dakika sonra lambamın yanmasını istiyorum. Ya da eksi yaparak
gün bitiminden 10 dakika önce lambamın yanması. Yani tam güneş kapanmadan lambamın devreye girmesini istiyorum. Ama ben artıya çevirerek gün bitimini 10 dakika üstüne ilave ediyorum yani. Devam ediyorum. Her gün mü olmasını istiyor? Hayır dersem tek tek günleri seçim yapacağım. Evet dersem bütün günleri seçim yapıyorum. Şöyle hayır dersem enter'a basıp devam edersem pazartesi gün yanmasını istiyor muyum? Evet. Salı yanmasını istiyor muyum? Evet. Buradan tek tek seçim yapabilirsiniz. Ben bir geri geliyorum. Geri geliyorum. Her gün sekmesini tekrar geri gel. Her gün mü yanmasını istiyorum? Tabii ki her gün yanmasını istiyorum. Hayır dersem günlere gidiyor. Oradan tek tek seçim yapmanız gerekiyor. Evet dedim her gün. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. günde burada gösteriyor. Her gün yanacağını belli ediyor. P01 bırakma zamanı. Zaman mı olsun diye uyarı veriyor. Gün doğumu mu olsun diyor. Gün bitimi mi olsun diyor. Ben sokak lambası yaptığım için çekmeyi gün batımı yaptığım için bırakmayı da gün doğumu olarak yapmak istiyorum. Enter. Burada yine eksi ve artı seçeneklerimiz çıkıyor. Eğer eksi yaparsam güneş doğmadan yani güneş doğmadan önce sokak lambamı devreden çıkartıyor. Ya da artıya basarsam sokak lambam güneş doğduktan 10 dakika sonra devreye giriyor. Devreden çıkıyor. 10 dakikaya basıyorum. Program uygun. Her gün ayarlı. P01'imiz ayarlı. Buradan geri çıkıyorum. Kaydetti uyarı veriyor. Çünkü değişiklik yaptığımız için. Evet diyorum. Şimdi tekrar ana menüde menüleri geziyorum. C1, C2 süre, C1 sayı, C1 süre ve P01 C1 diyor. C1 bu şekilde çarpı işareti varsa devreye gireceği süreyi gösteriyor. 19.19'da devreye girecek. Çünkü artı 10 dakika ilave yaptım. Bırakmasında C1 bırakma burada eğer burada işareti yoksa bırakmayı gösteriyor. 07.05'te de bırakma yapacak. Buna da 10 dakika ilave yaptım. Kim? Elmas alacağım da ileride. Başlıyor. Tekrar normalde benim gün batımım 19.09. 10 dakika ilave yaptığım için 19.19'da bu şekilde yaptığım programları buradan görebilirsiniz. Ya da siz yazdığınız programı buradan görebilirsiniz. P01'e gelerek ileri ve geri yapıyoruz. Çekme zamanı, bırakma zamanı. Sokak lambamız ayarı bu şekilde yapmıştır. Eğer zaman olarak ayar yapmak istiyorsanız tekrar programa giriş yapıyoruz. Program. P1'i sokak lambası olarak ayarladım. P01'i. P02 zaten şu anda boş. Out diyor. C1 mi olsun diyor. C2 mi olsun diye seçenekler sunuyor. C2'yi seçiyorum. Bu sefer C2'yi zaman olarak ayarlayacağım. Şu an saatim kaçmış? Ana ekrandan bir ona bakayım. Ona göre ayar yapayım. Geri çıkıyorum. 15.57'ymiş. Tekrar programa giriş yapıyorum. P01 ayar yapıyorum. C1'dir. C2 olarak seçiyorum. Zaman olarak ayar yapıyorum. Zaman olarak yapıyorum. De devreye girsin. Her gün mü? Evet, hayır dersem günlere gönderecek beni. Her gün bırakma zaman olsun istiyorum tekrar yine. P01'e devreye girmişti. 16.02'de devreden çıkmasını istiyorum. Program uygun dedi. Onayla diye seçenek geldi. Kendisi otomatik geliyor.
çıkış yapıyorum. Bir değişiklik yaptığım için uyarı veriyor, kaydetti. Evet diyorum. Şimdi C2'ye bir aydınlatma bağlayacağım. Fazımı C2'ye bağlıyorum. Eğer bunu 3 numara NO ucum. Şu anda burada enerji var. Eğer 1 numaraya bağlarsam ...14.01'de lambayı kesecektir. Ama ben lamba devreye girmesini istediğim için 3 numaraya bağlıyorum. Yani NC ucu kullanmak isterseniz, herhangi bir şey devreden çıkartmak istiyorsanız 1 numaraya bağlayarak, çünkü 2 ve 1 numara ilk konum ilk halinde seri olaraktır, devreden kesecektir. Ben 2 ve 3'ü kullanıyorum. Şimdi bir dakika sonra lambayı 16.01'de devreye alacaktır. İzleyelim beraber. Bekleyelim. 35 saniye var. C1'i ayrı program yapabilirsiniz. C2'yi ayrı program yapabilirsiniz. C1'i ben sokak lambası olarak kullandım. C2'yi de gün içinde herhangi bir sulama yapabilirsiniz. Bir dakikalık. Ya da bir motoru devreye sokabilirsiniz. Yani ihtiyacınıza göre C2'yi de ayrı program yaparak kullanabilirsiniz. Evet. Zaten devreye girdiği zaman C2 kontağı orada flaşör kısmında siyah bir nokta gelecektir. Şu anda devrede olduğunu gösteriyor. C1 de devrede olduğu zaman C1'in de o siyah nokta oraya gelecektir. Sadece C1'i de program yapabilirsiniz. C2'yi de program yapabilirsiniz. Ya da benim gibi iki çeşit programlama yapabilirsiniz. P01, P02 kullandık biz. P03'ü de ilaveler yapabilirsiniz. P1602 de devreden çıkacak. Evet, devreden çıktı. Cihaz şu anda otomatik modda. Şurada zaten kapakta manuel işareti var. C1 ve C2 manuel işareti var. Şöyle uzun basarsanız auto yazıyor. C2 şu anda manuelle geçti. C1'e de uzun basıyorum. C1 de manuelle geçti. Yani bağlantımızı yaptık. Yani lambamız yanıyor mu yanmıyor mu diye kontrol etmek için C1'i iki kere arka arkaya basıyorum. Şu anda flaşör yapıyor. Devreye alacak C1'i. C1 öresini tık diye devreye aldı. Lambalar yandı ya da motor devreye girdi. Artık siz ne yaptınız? Şu anda ben sokak lambamı devreye almış oldum. Şu anda herhangi bir şey bağlamadım ama 2 ve 3 numara bağlamış olsaydım yakacaktı. C2'de şu anda lambam bağlı. Onu da iki kere basarak devreye alacağım. Manuelde. Evet. C2 lambada lambayı yaktı. C2 rölesi. Tekrar iki kere basıyorum. Lambayı devreden çıkartıyorum. C2 rölesini iptal ettim. C1'i de iki kere bastım. C1'e devreden çıktı. Ama bu şekilde bırakmayınız. Kontrolünüzü yaptıktan sonra tekrar uzun basarak C2 auto'ya geçtim.
C1'i de uzun basarak Auto'ya geçirdim. Ekranda komple Auto yazıyorsa, herhangi bir manuelde işareti yoksa aşağıda, bütün C1 ve C2 rolleri otomatik moddadır. Şu anda menüye girersek, program ayarlarını buradan yapıyoruz. Kontak süresi var buradan. Bunları silme işlemlerini buradan yapabilirsiniz. Bir geri geliyorum. Ayar izleme, Enter dedim. P01C1 gün batımı, gün doğumu, P02 zaman olarak ayar yapmışım. Bu şekilde yaptığınız ayarları gösteriyor. Bölgesel ayarlar var. Zaman ayarını buradan yapabilirsiniz. Tarih ayarı, Enter deyip bu şekilde ayar yapabilirsiniz. Saat ayarını buradan. Yüzyıl ayarı var. Tarih ayarımız vardı. Buradan çıkıyoruz. Ekran ayarı dediği yerde de, yani ekran ışık miktarını ayar yapabilirsiniz. Konsolat ayarı. Şu anda ben bir şey yapmayacağım. Manuel konu. Programa dön. Zamana dön. Seçenekleri var burada. Şifre ayarı var. Fabrika ayarını dönmek isterseniz buradan. Sürüm bilgisi. Menüden çıkış. Bu şekilde cihazımızı tanıtmış olduk. Gayet kullanışlı. Kullanımı da basit bir cihaz. Kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Herkese hayırlı işler diliyorum.